Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf edebiyat 1. temaya devam ediyoruz. 1. temada da şiir konusuna başlamıştık. Bu videoda da şiire devam ediyoruz. Videomuzun konusu şiirde imge ve söz sanatları. İmge ile başlayalım. Arkadaşlar, imge çok önemli bir konu. Bütün şiir incelemelerinde imge konusu karşınıza çıkacaktır. İmgenin tanımıyla başlayalım. Şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için özgün, yani alışılmışın dışında bağdaştırmalar yoluyla kurulan zihinsel tasarımlar ve kelimelerle yaratılan görüntülerdir. Arkadaşlar, tanımı anlarsak imgeyi de anlarız. Buradaki önemli kavramlara bakalım. Özgün, alışılmışın dışında bağdaştırmalar. Ne demek bu? Farklı kelimelerin mantıklı bir şekilde ve günlük hayatta kullanılır şekilde bir araya getirilmesine biz alışılmış bağdaştırmalar diyoruz. Günlük hayatta karşılaşmadığımız, ilk duyduğumuz zaman da anlamadığımız kelime gruplarına ise alışılmamış bağdaştırmalar diyoruz. Yani farklı kelimelerin bir araya getirilmesiyle hiç duyulmamış söz grupları oluşturma söz konusudur. İmge oluşturmada arkadaşlar söz sanatları, mecazlar, semboller ve çağrışımdan yararlanılır. İmgeyi kavrayabilmek için şairlerin bunu niye kullandığını da bilmek gerekir. Şairler duygularını, düşüncelerini anlatabilmek için kelime dediğimiz ham maddeyi kullanırlar. Divan şiirinde hazır anlam kalıpları vardı. Bunlara mazmun diyorduk. Örneğin gül deyince sevgili, bülbül deyince ona aşık olan kişi, ok deyince kirpik, nokta veya gonca deyince ağız, inci deyince diş, hilal, keman veya yay deyince kaşların kastedildiğini anlıyorduk. Ama modern şiirde böyle hazır kalıplar yoktur. Her şair kendi dilini oluşturur. Kendi dilini oluştururken de kelimelere yeni anlamlar yükler. Böylece hem dil zenginleşir hem de özgün bir anlatıma ulaşır. İşte şairlerin şiirlerinde kendi duygu ve düşüncelerini daha canlı, daha etkili ve özgün anlatabilmeleri budur. Bunun için de bağdaştırmalardan yararlanılır. Bir şiiri okurken bazı söz gruplarıyla karşılaşırsınız. O söz gruplarında bütün kelimeler Türkçedir. Tek tek onların anlamını da bilirsiniz. Ama bir araya getirildiklerinde şairin ne demek istediğini çözemezseniz işte orada imge var demektir. Bakın şimdi. Çocuk E harfine yaslanmış uyuyor. E harfini biliyoruz. Yaslanmayı biliyoruz. Uyuyoru da biliyoruz. Ama E harfine yaslanmış ne demek? Bu sözler bir araya gelince bir söz grubu oluşturmuş, bir bağdaştırma oluşturmuş ama anlamını çözemiyoruz. İşte bu imgedir. Elbette şairin burada anlatmak istediği bir duygu, düşünce vardır. Ama konu imge. İmgenin ne olduğu, imgeyi nasıl belirleyebileceğimiz. Diğer örneğimize bakalım. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Benim deli köşem veya deli köşe. Şimdi köşenin ne olduğunu biliyoruz. Delinin ne olduğunu biliyoruz ama benim deli köşem deyince şair ne demek istiyor? Buradaki söz grubunu biz anlayamıyoruz. İlk bakışta çözemiyoruz. Oysa tek tek kelimelerin anlamını biliyoruz. İşte buna imge diyoruz. Gelir dalgın bir cambaz geç saatlerin denizinden. Şimdi geçi biliyoruz, saatleri biliyoruz. Geç saatler de anlamlı. Peki geç saatlerin denizi ne demek? Ece Ayhan burada ne demek istiyor? İşte bunu ilk bakışta çözemiyoruz. Anlamını bildiğimiz kelimeleri şair bir araya getirmiş ama sonuçta bizim mantıksız bulduğumuz, ilk planda da anlamadığımız bir kelime grubu ortaya çıkmış. İşte bu imgedir. Devam edelim örneklerimize. Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin ne güzel biçmişti gök ekinini diyor Cemal Süreya. Burada süt dişleriyle Türkçenin gök ekinini biçmek. Bakın burada bildiğimiz kelimeler öyle bir araya getirilmiş ki şairin ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz ama ilk planda anlayamıyoruz. Bunlara biz alışılmamış bağdaştırmalar diyoruz. Bu alışılmamış bağdaştırmalarla şair bir şeyi anlatmaya çalışıyor. İşte buna da imgesel anlatım diyoruz. Bu sözlere de biz imge diyoruz. Denizin pencereleri sürgülüydü. Denizi biliyoruz. Pencereleri de biliyoruz. Peki denizin pencereleri ne demek? Anlamını bildiğimiz iki söz bir araya gelince yeni bir anlamı karşılamak için, şairin anlatmak istediği duygu ve düşünceleri karşılamak için bir bağdaştırma oluşturmuş. İşte bunu ilk bakışta çözemiyoruz. Buna biz imge diyoruz. Sana kullanılmamış bir gök getirsem diyor Attila İlhan. Peki kullanılmamış bir gök ne demek? İşte arkadaşlar bu örneklerde olduğu gibi şairlerin zihinlerinde kurdukları tasarımlar kelimelerle bir görüntüye dönüştürülür. O görüntüler bize yansıtılır. Biz o görüntüleri çözmeye çalışırız. Şairlerin o görüntülerle bize hangi duygu ve düşünceleri iletmeye çalıştığını anlamak isteriz. İşte anlamaya çalıştığımız, çözmeye çalıştığımız bu söz gruplarına biz imge diyoruz. Bunlar da söz sanatları gibi çözülmesi gereken anlamsal değerlere sahiptir. Bu konu arkadaşlar çok önemli. Bütün şiir
incelemelerinde karşınıza imge konusu çıkacak. Sınavlarda şiirlerden verilen alıntılardaki imgeleri bulmanız istenecek. Şimdi söz sanatlarına geçelim. Arkadaşlar teşbih ile başlayalım söz sanatlarına. Teşbihin benzetme olduğunu biliyorsunuz. Teşbih sanatı birçok sanatın da temelidir. Bu yüzden teşbihi iyi kavramak gerekir. Tanımıyla başlayalım. Aralarında ortak yön bulunan iki şeyden zayıf olanın güçlü olanın özellikleriyle anlatılmasına denir. Hemen örnek üzerinden açıklamalarımızı yapalım. Aslan gibi güçlü askerlerimiz var. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada askerlerimiz güçlülük bakımından aslana benzetilmiş. Bu benzetmede de gibi edatı kullanılmış. İşte arkadaşlar bir benzeyen bir de kendisine benzetilen varsa bu benzetmede bir benzetme yönü bulunuyorsa ve bu benzetmede bir edat kullanılmışsa benzetme edatı kullanılmışsa biz buna tam benzetme diyoruz. Arkadaşlar tam benzetmenin diğer bir adı da ayrıntılı benzetmedir. Bu ayrıntılı benzetmenin ögelerini yazalım şimdi. Bunu çözerken nasıl çözüyoruz? Askerlerimiz aslana benzetilmiş. Hangi bakımdan? Güçlülük bakımından. Kontrol edelim arkadaşlar. Askerlerimiz benzeyen, aslan kendisine benzetilen, güçlülük benzetme yönü gibi benzetme edatı. Arkadaşlar tam benzetmelerde, ayrıntılı benzetmelerde gibi, kadar edatları andıran sözcüğü veya misali sözcüğü kullanılabilir. Örneğin aslan kadar güçlü askerlerimiz var. Aslan misali güçlü askerlerimiz var. Aslana andıran güçlü askerlerimiz var gibi. Yani illa gibi edatının kullanılması gerekmiyor. Diğer sözcükler de benzetme yapmada kullanılabilir. Arkadaşlar benzetmenin gördüğünüz gibi 4 ögesi var. Kendisine benzetilen, benzetme edatı, benzetme yönü ve benzeyen. Arkadaşlar bu 4 ögenin kullanıldığı benzetmeye biz ne diyorduk? Tam benzetme veya ayrıntılı benzetme. Arkadaşlar bir benzetme türü daha var. Sadece benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan benzetmedir. Yani benzetme edatı ve benzetme yönü kullanılmaz. Bu örneğimizdeki gibi bakın aslan askerlerimiz var diyebiliyoruz. Benzetme edatını kullanmadık. Benzetme yönünü kullanmadık. Sadece benzeyen ile kendisine benzetileni kullandık. İşte bu temel iki ögeden yapılan benzetmeye biz güzel benzetme veya teşbihi beli diyoruz. Arkadaşlar o zaman benzetme unsurlarından kendisine benzetilen ve benzeyene temel unsur benzetme edatı ile benzetme yönüne ise yardımcı unsurlar diyebiliriz. Yani güzel benzetme benzetmenin temel unsurlarıyla yapılır. Bunlar kendisine benzetilen ve benzeyendir. Şimdi istiare sanatına geçelim. İstiare sanatının diğer bir adı eğretilemedir. İstiare sanatı benzetme temelinde gelişen bir sanattır. Benzetmenin ana unsurlarından sadece biri yani benzeyen veya kendisine benzetilen unsurlarının bulunduğu sanata biz istiare sanatı diyoruz arkadaşlar. İstiare sanatı ikiye ayrılır. Açık istiare, kapalı istiare. Açık istiarede sadece kendisine benzetilen kullanılır. Yani aslan gibi güçlü askerlerimiz var. Tam benzetmesinde, ayrıntılı benzetmesinde sadece aslan ögesi kullanılır. Örnek verelim. Havada bir dost eli okşuyor derimizi. Havada bir dost eli derken rüzgarın bir dost eli gibi derimizi okşadığı anlatılmak istenmiş. Ama gördüğünüz gibi sadece kendisine benzetilen verilmiş. Rüzgar bir dost eli gibi okşuyor derimizi denmemiş. Yani arkadaşlar burada benzeyen bir unsur olan rüzgar kullanılmamış. Rüzgarın benzetildiği dost eli kullanılmış. Yani kendisine benzetilen kullanılmış. Bunu şu şekilde aklımızda tutabiliriz. Kendisine benzetilenin dizede açıkça verildiği, açık olduğu istiareye açık istiare, kendisine benzetilenin açık olmadığı, verilmediği istiareye ise kapalı istiare diyoruz. Şimdi kapalı istiareye örnek verelim. Sadece benzeyen kullanılır. Benzetme yönüyle de yapılabilir. Yani neye benzetildiği açıkça verilmemiştir. Kapalıdır bu. Bunu biz buluruz. Örnek, yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Şimdi yalnızlık burada bir şeye benzetilmiş. Neye benzetildiği yani kendisine benzetilen unsuru verilmemiş. Nasıl bulacağız bunu? Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. İnsanın şakağından damla damla sızan ne olabilir? Bu benzetme yönü olabilir. İnsanın şakağından damla damla ter sızabilir. Öyleyse yalnızlık burada tere benzetilmiş. Ama kendisine benzetilen verilmemiş. Sadece benzeyen verilmiş. Burada kendisine benzetilen kapalı olduğu için, dizede açıkça yer almadığı için buna kapalı istiare diyoruz. Şimdi hızlıca diğer söz sanatlarına geçelim. Arkadaşlar mecazi mürsel diğer bir adıyla ad aktarması. Benzetme amacı gütmeden bir sözün başka bir sözün yerine kullanılmasına biz mecazi mürsel diyoruz. Mecazi mürselde değişik anlam ilişkileri vardır. Bunların başında parça bütün ilişkisi gelir. Parça bütün ilişkisi şu şekildedir arkadaşlar. Bir varlığın veya nesnenin parçasından söz edilir ama o varlığın bütünü kastedilir. Örnek verelim. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Bakın burada Mehmet Akif bayrağa hitap ediyor. Ama burada bayrağın tamamını söylememiş. Bir parçasını söylemiş. Bizim bayrağımızda bir hilal, bir yıldız vardır.
vardır ve bu hilal ve yıldız kırmızı renkli dikdörtgen bir zemin içinde yer alır. Dolayısıyla arkadaşlar bir parçası verilerek bütünü kastetme durumu var burada. Yani parça bütün ilişkisi kurularak mecazi mürsel sanatı yapılmıştır. Mecazi mürselde iç dış ilişkisi de kurulabilir. Bir varlığın veya nesnenin dışından söz edilir, içi kastedilir. Örnek verelim, kurmuşlular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Faruk Nafız Çamlıbel'in Han Duvarları şiirinden bir dizedir bu. Burada tutuşan ocak değil, ocağın içindeki yanıcı maddelerdir. Büyük olasılıkla odunlardır. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir dış, bir genel kavram olan ocak verilmiş, onun içi kastedilmiştir. Dolayısıyla dış iç ilişkisi veya iç dış ilişkisi kurularak mecazi mürsel yapılmıştır. Mecazi mürselin bir başka yolu yer insan ilişkisidir. Bir yer veya mekandan söz edilir. Orada yaşayanlar kastedilir. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. Arkadaşlar Beyoğlu İstanbul'da bir mekandır. Karacaahmet de bir mekandır. Karacaahmet özellikle mezarlıkla anılan bir yerdir. Mezarlık adıdır. Beyoğlu ise bir eğlence mekanıdır. Zaten Beyoğlu tepinirken diyor ağlar Karacaahmet diyor. Yani bir yerde eğlence mekanına gönderme yapıyor, diğer yerde de mezarlığa gönderme yapıyor. Ama bunların ikisi de bir yer adıdır. Beyoğlu bir yer nasıl eğlenebilir? Öyleyse burada kastedilen yerden çok orada yaşayanlardır. Yani Beyoğlu denince Beyoğlu'ndaki insanların eğlendiği, Karacaahmet denince de mezarlıktaki insanların ağladığı anlatılmak istenmektedir. Yani bir yer verilerek oradaki insanlar kastedilmektedir. Yer insan ilişkisi kurularak mecazi mürsel yapılmaktadır. Mecazi mürselin diğer bir yolu da sanatçı eser ilişkisidir. Nasıl yapılır bu? Sanatçı söylenir. O sanatçının eseri kastedilir. Bakın Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. CD'lerden çok önce plaklar vardı. Plaklara şarkılar kaydedilirdi ve plak çalarlarla bu şarkılar seslendirilirdi. Arkadaşlar Tamburi Cemil Bey bir sanatçıdır. Tamburi Cemil Bey çalıyor derken aslında onun eserini dinlediğimiz anlatılmak isteniyor. Yani sanatçı söylenmiş, o sanatçının eseri kastedilmiş. Bu durumda sanatçı eser ilişkisi kurularak bir mecazi mürsel yapılmıştır. Mecazi mürselin diğer bir yolu da yön toplum ilişkisidir. Bir yön söylenir, o yönde yer alan toplumlar kastedilir. Örnek verelim, Doğu'nun aklı hasta, Batı'nın ruhu şeklindeki bir dizede, bu eleştirel dizede Doğu sözcüğüyle Doğu'da yaşayan toplumların, Batı sözcüğüyle de Batı'da yaşayan toplumların kastedildiğini görüyoruz. Yani yön söylenip toplum kastedilerek mecazi mürsel yapılmıştır. Arkadaşlar mecazi mürselin yollarından biri de sebep sonuç ilişkisi kurmaktır. Sonuç söylenir, o sonucu doğuran sebepler kastedilir. Örnek verelim, yağmazsa bereket Nisan'da yere. Burada Nisan ve yağmak sözcüklerinden bunun yağmur olduğunu, yani bereket ile yağmurun anlatılmak istendiğini görüyoruz. Çünkü bereket yağmur yağdığı zaman ortaya çıkan ürün çokluğudur. Burada bereket yağmurun sonucudur. Sonuç söylenerek doğrudan sebep, berekete sebep olan yağmur kastedilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar mecazi mürsel yapılmıştır. Teşhis, diğer bir adıyla kişileştirme sanatına geldik. Teşhis sanatı arkadaşlar insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesi sanatıdır. Bakın, bir yağmur başlar ya inceden ince, bak o zaman topraktaki sevince. Burada arkadaşlar insana ait olan sevinme özelliği toprağa verilmiştir. Dolayısıyla toprak kişileştirilmiştir. İntak konuşturma sanatına geldik. Kişileştirilen varlıkların konuşturulma sanatıdır. İntak olan her yerde teşhis de vardır arkadaşlar. Yani kişileştirme de vardır. Çünkü konuşmak insana özgü bir özelliktir. İnsana özgü bir özelliğin insan dışındaki varlıklara verilmesi teşhisti. Ama intak da farklı olarak varlığın söylediği söz de yansıtılır. Yani insan dışındaki varlık ve onun söylediği bir söz vardır. Örnek, dal bir gün dedi ki tomurcuğuna, tenimde bir yara işler gibisin. Burada dal kişileştirilmiş, insan dışında bir varlık olarak kişileştirilmiş. Dolayısıyla teşhis sanatı var. Şimdi bunun tenimde bir yara işler gibisin şeklindeki sözü de aktarılarak intak sanatı yapılmıştır. Tenasüp sanatına geldik. Diğer bir adı uygunluk. Yani şiirde anlamca ve çeşitli yönlerden ilgili olan kelimelerin bir arada kullanılmasıdır. Birbiriyle uyumlu sözcüklerin dizilmesidir. Örnek, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Bakın burada gece ile yıldızlar, burada ise koku, çiçek, ağaç gibi sözcüklerin birbiriyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Tezat, diğer bir adıyla zıtlık sanatı, birbirine zıt iki kavram, durum ya da olayın herhangi bir ilgiden dolayı bir arada kullanılmasına denir. Bakın şimdi, ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Arkadaşlar burada ağlamak ve gülmek sözcükleri zıt durumları karşılamaktadır. Dolayısıyla burada bir tezat sanatı vardır.
Telmih, hatırlatma. Söz arasında geçmişteki bir olayı, kişiyi, inancı hatırlatmaktır. Arkadaşlar, telmih sanatı ile ilgili sorularda genellikle ya bir peygamber, ya bir padişah, ya da edebi eserlerde geçen eser kahramanları hatırlatılır. Örneğin Ferhat gibi, Şirin gibi, Leyla ile Mecnun'daki Leyla ve Mecnun gibi. Burada verilen örneğimize bakalım. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bu dağlar yerinden ayrılır bir gün. Bu dizelerde arkadaşlar Sultan Süleyman'a kalmayan dünya derken onun çok güçlü, zengin bir padişah olmasına rağmen onun da bu dünyadan ayrıldığı anlatılmaktadır. Dolayısıyla burada bir padişah ismi söylenerek telmih yapılmaktadır. Arkadaşlar Sultan Süleyman, Padişah Süleyman da olabilir, Peygamber Süleyman da olabilir. İkisi de hükümdardı. Dolayısıyla hangisine gönderme yapılırsa yapılsın burada bir telmih sanatı söz konusudur. Hüsnü talil, güzel nedene bağlama sanatı. Hüsnü talil arkadaşlar herhangi bir olayı gerçek sebebiyle açıklamayıp gerçek sebebe göre çok daha etkileyici ve güzel bir sebebe bağlayan açıklamaktır. Bakın şimdi birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Arkadaşlar Sessiz Gemi şiirinden Yahya Kemal'in bu. Burada ölen kişilerin, ahirete giden kişilerin geri gelmeyişi gittikleri yerden memnun olma gerekçesine bağlanmış. Yani ölülerin dirilmeyişi ahirette memnun olmaları şeklinde daha etkileyici ve güzel bir şekilde izah edilerek hüsnü talih sanatı yapılmıştır. Tecahülü Arif, diğer bir adıyla bilmezlikten gelme sanatı. Arkadaşlar Tecahülü Arif sanatı şudur. Anlam inceliği yaratmak için şairin çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor gibi görünerek söz söylemesidir. Bakın şimdi şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Şair burada aynaya bakıyor. Kulaklarının üstündeki saçların, yani şakaklarındaki saçlarının beyazladığını fark ediyor. Yüzünün de çizgi çizgi olduğunu, yani kırıştığını fark ediyor. Yani yaşlanmış. Aynaya bakan kendisi, aynada kendisini görüyor. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz diyor. Burada bilmiyor gibi görünüyor. Oysa aynadaki yansımanın kendisine ait olduğunu gayet iyi biliyor. Dolayısıyla burada bir tecahülü arif sanatı vardır. İstifham, soru sorma sanatı. Anlatımı daha etkili hale getirmek için cevap amacı taşımadan soru sormadır. Burada arkadaşlar genellikle bir şiirde bir soru varsa, yani bilmezlikten gelme anlamıyla değil de anlatımı daha etkili hale getirmek için. Aradaki fark bu. Birinde bilmiyor gibi görünme var. Diğerinde cevap alma amacı taşımadan soru sorulur. Bakalım hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Burada bir cevap alma amacı yok. Bir şeyi bilmiyor gibi görünme de yok. Orada anlamı daha etkili hale getirmeye çalışıyor şair ve diyor ki hani bu öksüz tavrını takmayacaktın. Bu kadar üzülmeyecektin diyor. Bir soru soruyor. Burada bir cevap alma amacı yok. Tevriye sanatına geldik. Tevriye iki anlamlılık demektir arkadaşlar. Bu anlamlardan ikisi de gerçek anlamdır. Bakalım iki anlama gelebilen bir sözün her iki anlamını da düşündürecek şekilde kullanılmasıdır. Örnek verelim. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Arkadaşlar ben dediğimiz siyah noktalar, sivilceye benzeyen siyah noktalar eskiden güzelliğin ifadesiymiş. Hatta kadınlar makyaj yaparken kalemlerle, siyah kalemlerle yüzlerine ben çizerlermiş. Türkan Şoray'ın filmlerinde belki görmüşsünüzdür. İşte şair diyor ki beyaz gerdanında bir de ben gerek diyor. Bu güzelliğini tamamlar diyor. Bu ben sözcüğü gerçek anlamlardan biri. Sözcüğün bir anlam daha vardır. Birinci tekil şahıs zamiri. Şair kendisini kastederek diyor ki senin yanında bir de ben olmam lazım diyor. Yani burada ben sözcüğü bir siyah nokta anlamında, bir de şairin kendisi anlamında kullanıldığından iki tane gerçek anlamı hatırlatacak şekilde, düşündürecek şekilde kullanılmıştır. Yani tevriye sanatı yapılmıştır. Kinaye değinmeceye geldik. Kinaye tevriyeden biraz farklı arkadaşlar. Kinayede gerçek anlamı da düşünülebilecek bir sözü mecaz anlamıyla kullanma söz konusudur. Deyim ve atasözlerinde çok rastlanır bu sanata. Bakalım şimdi şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Arkadaşlar dağlar taşlardan oluşur, kayalardan oluşur. Evet, burada dağların taşlardan oluştuğu değil, sevdiği kişiye ulaşmasını engel olan duygusuz, hatta vicdansız bir engel misin demek istiyor şair. Buradaki taş bağırlı, yani taşlardan oluşması gerçek anlam, onun duygusuz birisi, vicdansız birisi olması ise mecaz anlamdır. Burada kastedilen gerçek anlam değil, mecaz anlamdır. İşte biz buna kinaye diyoruz. Örneğin şapka çıkarmak deyimi gibi. Şapka çıkarmak birisini takdir etmektir. Yoksa kafadan şapkayı çıkarmak değildir. Yani oradaki mecaz anlam öne çıkar. Buna kinaye diyoruz. Tarize geldik. Diğer bir adıyla iğneleme sanatı. Söylenen sözün tersini kastederek anlatma sanatıdır. Her nere gidersen eyle talanı, öyle yap ki ağlatasın güleni.
önemli. Şimdi şair burada bir kişiye kötülük yapma önerisinde bulunmuyor. Onu kötülüğe teşvik etmiyor. Tam tersine zaten kişi kötü birisi. Nereye giderse orayı darmadağın ediyor. Hatta gülenleri ağlatıyor. Yap derken öyle yapma demek istiyor aslında şair. Ve onu eleştiriyor. Yani tarih sanatına daha çok satirik şiir dediğimiz eleştirel şiirlerde, taşlamalarda, yergilerde, hicivlerde rastlarız. İrsali mesel sanatına geldik. İrsali mesel anlatımı güçlendirmek için atasözü, özdeyiş ya da çok bilinen bir sözü kullanma sanatıdır. Çağır Karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır. Arkadaşlar taş düştüğü yerde ağırdır sözü bir atasözüdür. Kişinin değerini en iyi bilenler kendi çevresinde bulunanlardır anlamına gelir. Karaca olan burada duygularını anlatırken bir atasözünden yararlanmıştır. Arkadaşlar en çok kullanılan sanatlardan biri de mübalağa veya abartmadır. Ne demektir abartma? Bir durum, olay ya da varlığın olduğundan çok büyük veya küçük ya da çok az gösterilerek anlatılması sanatıdır. Zalim yarın elinden gözyaşım sele döndü. İnsanların gözyaşları sel gibi değildir. Arkadaşlar burada şair sevdiği yüzünden çok acı çektiğini anlatmak isterken gözyaşım sele döndü diyerek bir abartma sanatına imza atmaktadır. Burada çok ağladığını, çok üzüldüğünü anlatırken sel gibi gözyaşı akıttığını söyleyerek abartma yapmaktadır. Nida seslenme sanatı. Arkadaşlar şairin kendisini duygulandıran olay, durum ve varlıklara ey, hey gibi ünlemlerle seslenmesidir. Arif Nihat Aslan'ın ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü diye bayrağa seslenmesi burada bir nida sanatının kullanıldığını göstermektedir. Çünkü ey ünlemini açıkça görmekteyiz. Arkadaşlar söz sanatları konusu bitti. Şiir incelemede, şiir tahlilinde dikkate alınacak maddelerden biri de o şiirdeki söz sanatlarını belirlemedir. Dolayısıyla yeni müfredattaki şiir inceleme ve şiir tahlilinde söz sanatlarını bilmek çok işe yarayacaktır. Bu bakımdan söz sanatları konusu yeni müfredatta çok önemlidir. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Şimdi siz söyleyin. Günlük ders tekrarı yapıyor musunuz? Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.